Ulusal Kanal Ana Haber'den iyi akşamlar sıcak gündeme. Ulusal Mercek'ten bakmak isteyenler için yayındayız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Türkiye seçimini yaptı artık. 28 Mayıs gündemi geride kaldı. 29 Mayıs'ın sorunları ve çözümlerine mercek tutacağımız ana haber bültenimizle karşınızdayız. Bir yanda kazananlar, bir yanda kaybedenler. Ee, özellikle Cumhur İttifakı içinde süreç nasıl işleyecek? yeni bakanlar kurulu nasıl oluşacak bu sorulara yanıt arınırken diğer yandan da Millet İttifakı hattında ki ilk kez bir aile fotoğrafı verilmedi dün akşam Millet İttifakı'nda ama açıklamalar var onlara bakacağız. Kuşkusuz bu arada sıcak gündemin e, vatandaşın açısından en yakıcı olan sorunu ekonomi, ekonomiye ilişkin nasıl çözümler gündeme getirilmeli? Bunları ayrıntılandırmaya çalıştığımız bir bültenle karşınızdayız. Bugün 29 Mayıs 2023 pazartesi Türkiye'nin saati 19.31'i gösteriyor ve Ulusal Kanal ana haber bülteni başlıyor. Efendim 28 Mayıs'ta ikinci kez sandık başına giden Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçti. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan zafer konuşmasını Beştepe'de yaptı. Alanda toplanan 320 bin kişiye seslendi Erdoğan. Milli hedefler etrafında bütünleşme zamanı olduğunu vurguladı. Kandil ve HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdiği LGBT karşıtı açıklamalarını yineleyen Erdoğan, biz de aile kutsaldır dedi. Cumhurbaşkanı Batı'nın Erdoğan'ı yıkma planlarına değindi, kaybettiler dedi. Milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Türkiye tarihinde ilk kez ikinci tur için sandık başına gitti. Türk milleti 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan 5 yılda görevine devam edecek. Biz kazandığımızda tek kaybeden ülkemizle ilgili kirli senaryoların sahipleriyle onların aparatları olan terör örgütleri ve tefeciler olacak demiştik. Alman dergileri, Fransız dergileri... İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Bu kapakları yazmadılar mı? Kardeşlerim işte onlar da kaybettiler. Seçim sonuçlarını kısıtlıdaki konutunda takip eden Erdoğan ilk zafer konuşmasında orada yaptı. Kazanan sadece Türkiye'dir dedi. Hiç kimse milletimize tepeden bakamaz. İnsanımıza hakaret edemez. Gençlerimizi kendi dipsiz karanlıklarına sürükleyemez. Sonuçlar netleşmeye başlayınca Erdoğan balkon konuşması yapmak için Ankara'ya hareket etti. Beştepe'de 320 bin kişiye seslenen Erdoğan, milli hedefler etrafında bütünleşme zamanı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanlığına Atatürk'ün kalpaklı fotoğrafı ve dev Türk bayrağı asıldı. Milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak kimseye kırgın, küskün, kızgın, öfkeli değiliz. Artık seçim dönemine dair tüm tartışmaları ve çekişmeleri bir kenara bırakarak milli hedeflerimiz, milli hayallerimiz etrafında birleşme, bütünleşme vaktidir. Erdoğan Kandil ve HDP ile işbirliği yapan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi. Ne diyordu? Eğer Selo'yu dışarı çıkarmak istiyorsanız oyu bana vereceksiniz diyordu. Benim sevgili milletim ne dedi? Çünkü milletim benim iyi biliyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu terörist Selo'dur. Sen 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan Selo'yu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Güven ve istikrar mesajları da veren Erdoğan, üretim ekonomisi vurgusu yaptı. Güven ve istikrar. Bununla yola devam edeceğiz. Ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim, üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadelenin kararlı devam edeceğini de kaydetti. Güneyimizdeki güvenlik tehditlerinin Terör örgütleriyle yürüttüğümüz mücadeleyi artıracağız. Siyasi ve diplomatik kanalları daha etkin işleteceğiz. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek seçimi Erdoğan'ın kazanmasıyla ABD'nin planlarının bozulduğunu söyledi. Türkiye'ye hedef alan küresel plan bozguna uğramıştır diyen Perinçek, Vatan Partisi'nin yapıcı muhalefet çizgisi izleyeceğini vurguladı. Başı dik Türkiye ve üretim devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz. ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın da karşısında istedi. Seçmen Amerika Birleşik Devletleri'nin Erdoğan'ın yıkım talimatını dinlemedi. Vatan Partisi lideri Türk milleti 28 Mayıs 2023 günü Amerika Birleşik Devletleri planını bozdu açıklamasını yaptı. Evet. Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten sürece ilişkin önemli açıklamalar geldi. Perinçek önce Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de falan küresel plan bozguna uğramıştır. Cumhurbaşkanı seçilmenizi kutlar, saygılar sunarım. Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi devletsizleştirme stratejisinin çöktüğünü söyledi. Washington yönetiminin stratejik hedefi Türkiye'yi devletsizleştirmektir. 1980 yılından bu yana Türkiye'ye dayatılan programın esası milli devleti tasfiye etmektir. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu amaçla kullandığı araçlarsa FETÖ Gladiosu, PKK, Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener yönetimleri Ümit Özdağlar'ın Suriyeli ve Afganlara karşı kışkırtıcı faaliyetiydi. Araçlar yetersiz kaldı. Perinçek, Amerika Birleşik Devletleri ile mücadelede yeni bir aşamaya gelindiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun yenilmesi ve Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması 28 Mayıs 2023 aşamasındaki başarıdır. 29 Mayıs 2023 günü başlayan yeni aşamada ABD iki ayakta yürüyor. Birinci ayak Tayyip Erdoğan yönetimini yeniden denetim altına alma siyasetidir. İkinci ayak cepheden baskı siyasetidir. ABD'nin ekonomik baskı olanakları yanında Ege'den Suriye ve Irak'ın kuzeyine kadar uzanan askeri üsleri de bu siyasetin araçları olarak karşımızda duruyor. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var, öte yandan ABD cephesinde de şiddetli çatışmaların yaşanacağı bir süreç bekleniyor. Vatan Partisi Genel Başkanı, büyük zorluklar, büyük çözümlerin habersiz diyerek Vatan Partisi'nin tarihi rolünü anlattı. Yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir dedi. Hem Türkiye hem de Amerika Birleşik Devletleri büyük çözümlere doğru koşuyor. ABD'nin zorlukları Türkiye'nin kendi zorluklarını aşması için elverişli koşullar sunmaktadır. Türkiye bu zorlu döneme Türk milletinin tarihsel mirası ve Vatan Partisi'nin öncü birikimiyle giriyor. Vatan Partisi önümüzdeki çetin koşullarda Amerika Birleşik Devletleri zincirini kırmayı hedefleyen doğru stratejiyle doğru mevziye yerleşmiştir. Tayyip Erdoğan yönetimine karşı yapıcı muhalefet çizgimiz bellidir. Başı dik Türkiye ve üretim devrimi yolundaki her uygulamada birlikteyiz. ABD dayatmalarına boyun eğen her uygulamanın karşısındayız. Yolumuz çetindir, bahtımız açıktır. Seçim sürecinde istifalar ve anlaşmazlıklarla gündeme gelen Millet İttifakı seçim gecesi tam anlamıyla dağıldı. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi sonrası partisinin genel merkezinde kameralar karşısına geçti. Seçimin adil olmadığını savundu. İyi Parti Genel Başkanı Akşener ise kendi partisine odaklandığını belirtti. İttifakla ilgili belirsizlik mesajı verdi. Altılı Masa liderleri açıklamalar sonrası CHP Genel Merkezi'nde toplandı. Toplantı sonrası ittifak sessizliğe büründü. Millet İttifakı seçim gecesi birlikte görüntü veremedi. İttifakın liderleri ayrı ayrı kameralar karşısına geçti. İttifaktan bağımsız açıklamalar yapıldı. Son yılların en adil olmayan seçim sürecini yaşadık. Milletimiz bu seçimlerde söyleyeceğini söyledi. İttifakın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yenilgi sonrası seçimin adil olmadığını savundu. Devletin bütün imkanları bir siyasi partiye seferber edildi. Bir adamın ayakları altına serildi. Mücadelemizi sürdüreceğiz diyerek savundukları programın doğru olduğunu iddia etti Kılıçdaroğlu. Ülkemize gerçek anlamda demokrasi gelinceye kadar huzur içinde yaşayın diye mücadele verdim, vermeye de devam edeceğim. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise kendi partisinde yaptı açıklamayı. Akşener sonuçlardan ders çıkarılması gerektiğini söyledi. Biz yarından itibaren bu sonuçları yorumlayacağız, gereken dersleri iyi Parti olarak çıkaracağız. Ne aşağı düştük ne yukarı çıktık. Dolayısıyla bununla ilgili bir mesaj var. Bu mesajı bütün arkadaşlarımızla beraberce okuyacağız, anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Akşener altılmasının gidişatı ile ilgili belirsizlik mesajı verdi. Konuyu bir dakikayla veya tek kelimeyle anlatmak mümkün değil. Bu bir süreç, bu bir proses. Onun için bilmiyorum yani şu anda ne olacağını. Çünkü masayı bu 6 genel başkanı ve 6 partiyi davet edip bir araya toplayan Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Öte yandan CHP genel merkezinde toplanan Millet İttifakı basına açıklama yapmadan ayrıldı. Toplantı öncesi liderlerin açıklama yapacağı duyurulmuştu. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren toplantı sonrası ittifak sessizliğe büründü. Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci kez sandık başına gitti. Sandıktan çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı hem CHP'yi hem de İyi Parti'yi karıştırdı. Bazı parti kurmaylarından ve CHP medyasının tanınan isimlerinden peş peşe istifa çağrıları geldi. Bu mücadelenin öncüsü olmayı sürdüreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri destekli altılı masa seçimi kaybetti. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler aynı gece geldi. Yenilgi CHP ve İyi Parti'de kargaşa yarattı. Hiçbir gücün, hırsın veya şahsi ihtirasın bulunmasına müsaade etmedik. Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrası açıklamalarına tepki gösterdi. Baykal, diktatör Kılıçdaroğlu, CHP'yi yemeye devam etme kararı aldı ve bali buna destek olan herkesin boynuna olacaktır ifadelerini kullandı. Altılı Cumhurbaşkanı yardımcılığına aday olarak gösterilen İmamoğlu da dikkat çeken bir açıklama yaptı. İmamoğlu, unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir diye de Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. Kimse endişe etmesin. Her şey yeniden başlıyor. Unutmayın, değişmeyen tek şey değişimdir. Her sahada her ortamda değişim, aynı şeyleri yaparak farklı sonuç asla beklemeyeceğiz artık. CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sonuçlarının açıklanmasıyla Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulundu. Ben mi yanlış anladım, Sayın Kılıçdaroğlu devam mı dedi. İstediğin gibi muhalefeti organize ettin, kendini aday ilan ettirdin. İstemeyenler de taş basıp destekledi ama yeter. Lütfen bırakın, torunlarınızı sevin, 13 yıldır umut verdiniz, bizi bu adama mahkum ettiniz. Lütfen şu koltuk sevdalısı gücünüzü sizden alan zavallılara kalkan olmayın. Onurunuzla, gururunuzla istifa ediniz. Kazananlara bırakın. Muhalefeti yakınlığıyla tanınan ekran yüzleri de başarısızlığa tepkiliydi. Gazeteci İsmail Saymaz katıldığı televizyon programında kaybettiğiniz seçimin başarılısı olamazsınız diye de Kılıçdaroğlu'na seslendi. Bugün hala mücadelesi sürdüğünde ayrındayım Ama kaybettiğiniz seçimin başarılısı olamazsınız. Yani ben hem seçimi kaybediyorum hem başarılıyım diyemezsiniz. Siz o seçimi kaybettiyseniz başarısızsınızdır. Evet. Çok başarısız, az başarısız diye bir sonucu olmaz. Ve bütün bunlarla beraber salgına, ekonomik krize, depreme rağmen geldi adam gene birinci oldu. Geldi bu seçimi aldıysa e kardeşim ben gene de başarılı oldum denir mi yani? Evet. Ben yenildim ama gene de başarılıyım denir mi? Ortada bir başarısızlık var. Bir diğer tepki de gazeteci Şaban Sevinç'ten geldi. Sevinç istifa etmek erdemli bir harekettir dedi. Sosyal medyadan yapılan paylaşım çok sayıda beğeni aldı. Selahattin Demirtaş'ın peşine düşeceğini Şeytanlar da peşine düşseydi. Seçmende de tepki vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezde ilk açıklamasını yaparken kapının önünde protestolar vardı. Bir grup genç Kılıçdaroğlu CHP'yi kurucu değerlerden uzaklaştırdı ve bölücüleri bir araya topladı diyerek Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırdı. Arkadaşlar şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet ediyoruz. Burada Kemal Kılıçdaroğlu istifa sloganları atıyoruz. Kılıçdaroğlu adaylığını zorla bu millete dayatarak 21 yıllık istibdat ve baskı rejimini devamlılığını sağladı. Bunları yaparken yenilgisi yetmemiş gibi Cumhuriyet Halk Partisi'ni kurucu değerlerden uzaklaştırarak Atatürk ülke ve inkılaplarına düşmanlık güden kim varsa CHP içerisine doldurdu. Bölücü örgüt kanalına röportaj veren şahıs CHP genel merkezi içerisinde röportaj esnasında Türk bayrağını kaldırdı. Ergenekon balyoz kumpaslarında tetikçilik yapan Taraf Gazetesi'nin yazarı Yüksel Taşkın milletvekili adaylığı yap yapılarak meclise sokuldu. AK Parti'nin işlediği suçların baş ortakları olan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurmuş olduğu partilere kendi listesinden milletvekilliği vererek siyasal İslamcı zihniyetin ve cumhuriyet düşmanı, milli üniter devlet düşmanı zihniyetin mecliste olmasını sağladı. Genel merkezinin önüne gelen bir vatandaş da Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi ve Selahattin Demirtaş'ın peşine düşeceğini, şehit analarının peşine düşseydin ifadelerini kullandı. Milletin geleceğini tehlikeye atan 10 Aralık terör örgütünün, Dersim çetesinin, Atatürk'ün partisinin işgalini sonlandırmasını istiyoruz. Yürü be, yürü be. Biz Türk milletiyiz. Samsun'a... Gazi Mustafa Kemal Atatürk hangi gerekçeyle çıktıysa ben de bugün bir Türk milliyetçisi olarak Atam'ın partisine geldim. <laughs> Selahattin Demirtas'ın peşine düşeceğine şeytanaların peşine düşseydin. İYİ Parti'de de durum farklı değildi. Oktar bu kez de Akşener'e çevrildi. İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Meral Akşener'e Twitter üzerinden istifa çağrısı yaptı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan ise resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Özkan Twitter hesabından Ronaldo ve Messi gibi iki futbolcu yedek kulübesinde bekleten teknik direktör suçlu benden bu kadar paylaşımını yaptı. Seçim gecesi yine aynı oyun vardı muhalefet kanadında. CHP yakın haber ajansının seçim oyunu tutmadı. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda veri akışı sürerken Anka, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna yönelik rakamları yine servis etti. Anka verilerini alan Halk TV, KRT gibi kanallar da Kılıçdaroğlu önde başa baş bir yarış diyerek izleyicileri yanılttı. Kısa bir süre sonra Anka, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu verileri servis etmek zorunda kaldı. Şu anda 50,96 Kılıçdaroğlu, 49,04 Recep Tayyip Erdoğan görüyoruz. Seçim üzerinden yürütülen rakam oyunu tutmadı. E, Erdoğan'ın önde olduğu illeri sisteme önce girmek gibi. Ama bu bir noktada eğer gerçek sonuçlardan söz ediyorsa, günün sonunda gerçek sonuçları giriyorsa bir noktada dengeye oturuyor dengeye olması lazım. Gelecek, tabii. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda veri akışı sürerken CHP'ye bağlı Anka Haber Ajansı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde olduğuna yönelik rakamlar servis etti. Anka'dan veri alan Halk TV, KRT gibi kanallarda da ekrana Kılıçdaroğlu önde başa baş yarış başlıkları atıldı. Veri operasyonuyla halk atıldı. Ankara'nın servis ettiği verilere göre CHP yakın kanallarda bir ara Cumhur İttifakı adayı Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oyları %50, %50 olarak görüldü. Bu sırada veri akışı bir süre Ankara'da dururken Halk TV'de reklama gidildi izleyicileri yanıltan video oyunu kısa sürdü. Anka Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önde olduğu verileri servis etmek zorunda kaldı. Efendim biletlerini almışlardı ee, özellikle 15'i için biraz ertelediler 29 on'a ama yine olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanmasıyla birlikte FETÖ'cüler... Hayal kırıklığına uğradı. Kılıçdaroğlu'na umut bağlayanların biletleri yandı. Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren seçmenlere de sosyal medyadan hakaret etti. Türkiye'ye dönme umudu olan Emre Uslu'nun 14 Mayıs'ta paylaştığı Türkiye'ye dönüş bileti yanınca kışkırtıcı paylaşımlarının dozunu arttırdı. Sandıktan çıkan karar FETÖ'cüleri planlarını suya düşürdü. Firari FETÖ'cülerin dönüş biletleri çöpe gitti. Seçim boyunca Kılıçdaroğlu'nu destekleyen FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması sonrası çirkin bir paylaşıma imza attı. FETÖ'cü Hakan Şükür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy verenlere koyun diyerek hakaret etti. Şükür, biz elimizden geleni yaptık ama siz bilirsiniz diyerek çukura düşen koyun videosunu paylaştı. Bir diğer FETÖ'cü Emre Uslu da Twitter hesabından gece boyu kışkırtıcı paylaşımlar yaptı. Batı dilini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a diktatör dedi. Uslu ilk seçim öncesinde 14 Mayıs tarihli bir uçak bileti paylaşmıştı. Erdoğan'ın kazanması FETÖ'cülerin Türkiye dönüş biletlerini de yaktı. Bir diğer hayal kırıklığını da yine firari FETÖ'cü olan Adem Yavuz Arslan yaşadı. Arslan oyların çalındığını iddia etti. Efendim seçimler bitti. Şimdi zorluklarla mücadele için vatandaşın çözüm arayışı var. Öncelikle gündem ekonomi. Türkiye enflasyon, işsizlik, cari açık, yoksulluk başta olmak üzere ekonomik zorluklara zorluklarla karşı karşıya. Seçim sürecinin de bitmesiyle bu sorunlara kalıcı bir çözüm üretilmesi de şart. Ekonominin politikadan e, bağımsız olmadığını vurgulayan ekonomistler üretim için Kamunun devreye sokulması gerektiği görüşünde, acil bir kalkınma planıyla birlikte komşularla işbirliği de Türkiye'nin önündeki yol gösterici harita görevini üstleniyor. Türkiye'nin şöyle bir sorunu var. Birincisi e, enflasyon. İkincisi depremle ilgili bir takım maliye harcamaları yapılacak. Üçüncüsü de tabii ki cari açı. E, ile beraber daha önce olmakla birlikte daha derinleşen bir Yoksulluk, gelir dağılımı bozulması başladı. Enflasyon, işsizlik cari açık. Türkiye'nin kronik sonu hale gelen en önemli başlıklardan. Bunlara bir de yoksulluk eklendi. Üretim zordu. Önümüzdeki ekonomik zorluklar daha da katlandı. Genel tabloda emperyalizmle mücadele en önemli mevzi. Bir üretim, üretim ekonomisi tasarlıyoruz. Peki hükümet bu zorlukların üstesinden gelebilecek mi? Üretim ekonomisi programını hayata geçirmek için hangi adımlar atılmalı? Bu alan son derece ciddi bir şekilde emperyalizmin rahatlıkla kaşıyıp sonuç alabileceği Türkiye'nin zaafı olan bir noktayı teşkil etmektedir. Üretime destek kesin ve kesin yani asıl çözüm budur. Atlantik ülkelerine yapılan ihracat Türkiye ekonomisi açısından aslında bir kazanım değil hatta büyük bir risk. Düşman ülkelere yani Atlantik ülkelerine yaptığımız ihracat toplam ihracatımızın %60-65'i çoğunluk ihracatımız buraya. Buradan bir resesyon dalgası geldiğinde, buradan bir yaptırım dalgası geldiğinde çok ciddi bir şekilde ekonomimizde durgunluk bir anda ortaya çıkabilir. Ne olduğumuzu şaşırırız. Üretimin her alanda devreye sokulmasıyla zorlukların üstesinden gelinmesi amaçlanıyor. Üreticiye destek de şart. Bunun denetiminin daha iyi sağlanması lazım. Daha etkin bir hale getirilmesi lazım desteklerin. Ve ek destek de gerekiyorsa bunun da yapılması gerekir. Yani e, bu gerçekten kalıcı çözüm olur. Türkiye bu ekonomik sorunlarını emperyalizmin müdahalesiyle birlikte yaşıyor ve çözmek zorunda. Eğer burada biz emperyalizmi bir yana koyar ve sadece ekonomik sorunlar üzerine gitmeye kalkarsak burada yanılırız. Ekonomide gerçekçi çözümler için kalkınma planı yapılması ve kamunun öne çıkması gerekiyor. Bundan sonra hükümetin artık önümüzdeki 5 yılı bir 5 yıllık kalkınma planıyla e, taşlandırması. ve bu hem acil olan güncel konuları çözmek için hem de orta ve uzun vadeli projeksiyon için gerekli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin kamuyu devreye sokarak hiç vakit kaybetmeden, kamuyu gibi kamu yatırımlarıyla, özel sektörü falan bekleme gibi bir şeyimiz yok bizim artık. Lüksümüz yok. Kamuyu devreye sokarak bir an önce kamu yatırımlarıyla Türkiye'nin hala ithal etmekte olduğu ham madde ve ara, ma ara e, mamuller vardır. Ham madde ve ara mamullerin Türkiye'de üretim şansı var ve çok önemli miktarda üretim şansı var Türkiye'nin. Ekonomistler enflasyonun düşmesi için tüketimle ilgili kısıtlayıcı önlemlerin gelebileceği görüşünde. Tabii burada iki bacak var. Birisi üretimin arttırılması ve e, arzın arttırılmasına dönük olarak ihracatın sınırlandırılması gerçekleştirilebilir. da özellikle. İkincisi de tabii ki fiyat tavanı konulması. Bir takım önlemler gelebilir. Mesela kredi kartlarında limitlerin daraltılması yani aşırı tüketimi engelleyecek olan bir önlem değil. Yani hem yani üretim tarafında yani az önce bahsettiğim gıda enflasyonu ile ilgili önlemler gelebilir hem de öbür tarafta. Yani tüketimle ilgili önlemler de gelebilir. Gelmesi gerektiğini de ben düşünüyorum açıkçası. Türkiye'nin komşularıyla yapacağı işbirliği de zorlukları aşmak için oldukça önemli. Suriye bir an önce çözmemiz lazım. İran gibi bir komşumuzda hala Amerikan ambargolarıyla nedeniyle ticaret yapamıyoruz, yapmıyoruz. Rusya'yı anlatmaya gerek yok zaten. Rusya ile daha içli dışlı olmamız lazım. Gerek turizm, gerek yaş meyve sebze ihracatı ve daha birçok kalem aslında Rusya'ya ihracat yapabileceğimiz kalemler ve enerji güvenliğimizin ana damarlarından biri Rusya. Ana haber bültenimiz devam edecek. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur geçici seçim sonuçları açıklandı. İtirazlar 31 Mayıs'ta son erecek. Kesin seçim sonuçları 1 Haziran'da açıklanacak. Mecliste yemin töreni ve bakanlar kurulu toplantısı da Haziran ayının ilk günlerinde yapılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak geçici sonuçlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği görülmüştür. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet İnan, Cumhurbaşkanlığı ikinci turuna ait geçici seçim sonuçlarını açıkladı. Ve sandık açılma oranının %99.43 olduğu görülmüş. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın %52.14, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldı görülmüştür. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin ilçe, il seçim kurulları ve yüksek seçim kuruluna itirazlar başladı. 31 Mayıs'ta itirazlar sonlanacak. Cumhurbaşkanlığı kesin seçim sonuçları ise seçim takvimine göre 1 Haziran'da açıklanacak. Milletvekili kesin seçim sonuçlarının ise bir an önce açıklanması bekleniyor. Milletvekili kesin sonuçları olağanüstü itirazlarla gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur bugün ya da yarın diyelim. YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklamasını takip eden 3. günse milletvekilleri mecliste yemin edecek. Yeni yasama döneminde genel kurul ilk toplantısını yemin töreni için yapacak. Yemin törenini en yaşlı üye sıfatıyla MHP lideri Devlet Bahçeli yönetecek. Milletvekillerinin kayıt işlemleri devam ediyor. Vekillerin yeni odaları da kurayla belirlenecek. Engelli vekilleri meclis çalışmalarına katılımlarını kolaylaştırabilmek için genel kurula yakın odalar tahsis edilecek. Milletvekili seçilen 10 siyasi partinin liderinin odalarını belirlemek için kura çekimi yapılmayacak. Onlar için ayrı bir oda düzenlemesine gidilecek. Genel kuruldaki oturma düzeninde de en çok vekile sahip parti en başta yer alacak. Diğer partilerin temsilcileri vekil sayısına göre sıralanacak. İlk sırada AK Partili, ikinci sırada CHP'li vekiller olacak. Yeşil Sol, MHP ve İyi Parti grupları başkanlık divanı kürsüsüne göre soldan sağa doğru sıralanacak. Grup olmayan Yeniden Refah Partisi, Demokrat Sol Parti, Hüdapar, Deva, Gelecek, Saadet Partileri ile Türkiye İşçi Partisi ve Demokrat Parti'nin milletvekillerine ise arka koltuklarda yer verilecek. Meclisteki yemin töreniyle meclis başkanı seçimi süreci de başlayacak. Meclis başkanı seçildikten sonra başkanlık divanı ve komisyonlar oluşturulacak meclisteki yemin töreninin ardından bakanlar kurulunun oluşturulması bekleniyor. Efendim Cumhurbaşkanlığı ikinci tur geçici seçim sonuçları açıklandı. Bazı merak edilen sorular da öne çıktı. Hangi aday hangi ilde önde deprem bölgelerinde seçilime katılım arttı mı? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da oy oranları nasıl oldu? Yurt dışında en çok hangi ülkede oy kullanıldı gibi ayrıntıları sizler için derledik. Geçici seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 81 ilde oy oranlarına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı. İkinci turda 50 bine yakın yeni seçmen ilk kez oy kullandı. 64 milyon 197 bin seçmenden 52 milyon 89 bini sandığa gitti. 51 milyon 414 bin geçerli oy kullanıldı. Geçersiz oy sayısı ise 674 bin 682 olarak kayıtlara geçti. İkinci turda sandığa katılım oranı %85,71 oldu. İlk tura göre %3,13'lük bir düşüş yaşandığı görüldü. İkinci turda katılım oranı en yüksek il ise %89,8'li Düzce oldu. Düzce'yi Amasya, Kütahya, Tokat ve Bilecik takip etti. İkinci turda İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçime katılım oranı düştü. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ikinci turda tüm illerde oy oranını arttırdı. Erdoğan'ın en çok oy arttırdığı il Iğdır oldu. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklamasıyla Erdoğan, Iğdır'da oy oranını %7,84 arttırdı. Ayrıca Erzurum, Çankırı, Karaman ve Kayseri'de de oylarını yükseltti. Kesin olmayan sonuçlara göre Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en çok oyuysa Bayburt, Gümüşhane, Rize, Yozgat ve Çankırı'dan aldı. PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile işbirliği yapan ve Kandil'in desteğini arkasına alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise Güney ve Doğu Anadolu'daki 6 ilde oylarının ikinci turda düştüğü gözlemlendi. HDP'nin etkili olduğu bu iller arasında Hakkari, Ağrı, Muş, Bitlis, Van, Diyarbakır ve Bingöl yer aldı. Gaziantep hariç depremlerden etkilenen 10 afet ilinde sandığa katılım oranı düştü. 11 ilin tamamında Erdoğan oy oranını ilk tura göre arttırdı. Erdoğan'ın oylarında en yüksek artış 4 puanla depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yaşandı. 754 bin seçmenin olduğu Kahramanmaraş'ta ilk turda 630 bin 985, ikinci turda ise 619 bin 52 oy kullanıldı. Erdoğan ilk turda girdi olduğu Hatay'ı da ikinci turda ilk sırada tamamladı. Deprem illerinin çoğunda ilk turda Ata İttifakı adayısından Sinan Oğan'a verilen oyların önemli bölümü Erdoğan'a geçti. Kılıçdaroğlu da bu oylardan pay aldı. Kılıçdaroğlu'nun Adıyaman'da ise oyları düştü. Yurt dışında ise ikinci turda 3 milyon 426 bin seçmenden 1 milyon 930 bini sandığa gitti. Yurt dışında seçime katılma oranı %2,49 oranında arttı. Yurt dışında en çok oy kullanılan ülke 760 bin 882 oyla Almanya oldu. Yurt dışında sandığa gidenlerden 9463'ü geçersiz oy kullandı. Yurt dışının genelinde Erdoğan'ın oy oranı %59,57, Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %40,43 olarak kaydedildi. Altılı Masa temsilcileri tarafından çok sık dile getirilen 1 milyondan fazla Suriyeli seçmen var söylemleri. Yenilginin ardından yeniden gündeme getirildi. Seçimin kazanılmasında Suriyelilerin payı olduğu öne sürülüyor. Oysa resmi veriler bu söylemleri yansıtmıyor. Hatta görevinden ayrılan CHP'li Onursal Adıgüzel Nisan ayında yaptığı açıklamada Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu olan 240 bin seçmenin olduğunu kabul etmişti. Sığınmacılarla ilgili başlatılan kışkırtma seçim sonrasında devam etti. Seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Erdoğan'ın Suriyelilerin oylarıyla seçildiği propagandası yapıldı. Gazeteci Fatih Altaylı'nın farklara bakılırsa Türkiye kimin yöneticine Suriyeliler karar verdi. Paylaşım üzerine kampanya büyüdü. Erdoğan seçimi 2 milyonu aşkın oy farkıyla kazanırken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce Suriye, Afganistan, İran, Irak ve Libya doğumlu olan 240 bin yabancı seçmenin olduğunu açıklamıştı. Toplam vatandaş olanların sayısı 413.548'dir. Bunun 225.414'ü oy kullanmaya reşittir, oy kullanabilir. Resmi verilerin yanı sıra CHP'nin yaptığı incelemede benzer sayıları ortaya koyuyor. CHP'li onursal adı güzel Nisan ayında yaptığı açıklamada 240 bin yabancı seçmen tespit ettiklerini belirterek bizim tespitlerimize göre milyonlar yok demişti. İş dünyasından da Erdoğan'a tebrik ve yeni döneme ilişkin mesajlar geldi. İş dünyasının önde gelen isimleri mesajlarında üretim, istihdam ve ihracat için bir an önce Türkiye'nin öncelikli diğer gündemlerine dönmesi gerektiğini belirtti. ülkemizde kimse kaybetmeyecek demiştik. İş dünyasından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajları geldi. Osmanlı'nın hesabında galiba bir yanlışlık var. Seçim döneminin bittiğini hatırlatan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye için daha çok çalışma zamanı dedi. Bugün. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de belirsizlik ortamının sona erdiğini ifade etti. İhracatta zor bir dönemden geçildiğini belirten Gültepe yeni dönemden umutluyuz ifadelerini kullandı. bana öyle bir şey yok işte bu özellikle bu bilgi kirliliğinin daha fazla sahadan besleme noktalarında biz... Artık temel meselelerine odaklanma zamanı olduğunu söyleyen bir başka isim de İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan oldu. İnşallah daha geniş ortamda bunu konuşuruz. Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'da açıklamasında, Türkiye'yi ikinci yüzyılına daha güçlü taşımak için Cumhurbaşkanlığı kabinimize büyük görevler düşüyor dedi. Yani Ankara Ticaret Odası, elbette, Ankara. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da daha fazla üretmemiz gereken bir süreç olduğunu vurguladı. Akkol, rekabetçiliğimizin üst seviyeleri hızlı taşımasını temenni ediyoruz. Bu temennimizin çalışma hayatımıza odaklanarak ve sosyal diyalogla birlikte mümkün olacağı inancındayız istedi. Arkadaşlarımıza, çalışan camiasına, işçi kardeşlerimize, emekçilere, hem işverenlerimize hem de devletimize hayırlı uğurlu olsun. Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonu Türk İş'ten de bir açıklama geldi. Genel Başkan Ergün Atalay, Erdoğan'ı tebrik eden mesajında seçim sonuçlarının ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz ifadelerine yer verdi. Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'a dünya liderlerinden de tebrik yağdı. Başta Asya ülkeleri olmak üzere Rusya, İran, Çin ve Venezuela ile pek çok ülke Erdoğan'ın seçim zaferini kutlarken Türkiye ile işbirliğini güçlendirme mesajları verildi. Dünya liderleri seçimdeki başarısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan'a gönderdiği tebrik mesajında zaferiniz Türk halkının bağımsız dış politikasına verdiği desteğin açık kanatıdır ifadelerini kullandı. Putin ayrıca Erdoğan'a Rusya-Türkiye ilişkilerinin güçlenmesindeki kişisel katkısından ötürü teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak kutladı. Aliyev, seçim sonucunun Türk halkının Erdoğan'ın politikalarına duyduğu güvenin göstergesi olduğunu vurguladı. Erdoğan'a Çin'den de tebrik mesajı geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping mesajında Çin ve Türkiye'nin gelişen piyasalar olarak müşterek çıkarlara sahip olduklarını belirtti. Çin, Türkiye ile ilişkilerinin gelişmesine büyük önem veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la iki ülkenin stratejik işbirliğinin sürdürülebilir, sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesi için çalışmayı arzuluyorum ifadelerini kullandı. Benzer bir tebrik mesajı da İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den geldi. Reisi seçim sonuçlarının Türk halkının Erdoğan'a olan güveninin sürdüğünün bir işareti olduğunu söyledi. Türkiye-İran ilişkilerinin yeni dönemde daha da güçleneceğini belirtti. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Erdoğan'ın zaferini sosyal medya hesabından tebrik etti. Maduro paylaşımında "Venezuela kardeşimiz ve dostumuzun zaferini kutluyor, yeni dünyayı inşa etmek için birlikte çalışmaya devam etmeyi arzu ediyoruz. Yaşasın Türkiye." ifadelerini kullandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Erdoğan'ın başarısının ülkesi ve Doğu Akdeniz'deki istikrar için önem taşıdığını vurguladı. Sayın Erdoğan'ın başarısı aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki iki devletli siyasetin de teyidi olmuştur dedi. Hindistan, Pakistan, Libya, Lübnan, Mısır, Irak, Katar, Tunus, Filistin, Cezayir, Sırbistan, Gürcistan, Özbekistan, Macaristan, Arnavutluk, Kosova, Küba ve Latin Amerika ülkelerinin liderleri de Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla tebrik etti. Seçim öncesinde Erdoğan'a hedef alan açıklamaları vardı. Seçim sürecinde Tayyip Erdoğan'ı yıkma hedefiyle hareket eden ABD ve Batı seçim sonrasında ağız değiştirdi. Joe Biden ve diğer batılı liderlerden Erdoğan'a peş peşe işbirliği mesajları geldi. Atlantin mesajlarında NATO ortaklığı vurgusu dikkat çekti. İngiliz dergileri Erdoğan'ı yıkmak için kapaklar atmadılar mı? Kardeşlerim işte onlar da kaybettiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'deki evet. kaos planı pozguna uğradı. Tayyip Erdoğan'ın seçim yani. zaferinin ardından Amerika Birleşik Devletleri yani. ve Avrupa'da ağız değiştirdi. Şeyin... Muhalefeti destekleyerek Erdoğan'ı devireceğini açık açık ilan eden ABD Başkanı Joe Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesini kutlayarak NATO müttefikleri olarak küresel konular üzerinde birlikte çalışmayı beklediğini belirtti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog tebrik mesajında birlikte çalışmaya devam ederek Türkiye ile İsrail arasındaki iyi ilişkileri daha da ileri götüreceğimize inanıyorum ifadelerini kullandı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Akdeniz mesajı dikkat çekti. Beraberinde ABD, İsrail ve Yunanistan'la Türkiye'yi tehdit eden Macron mesajında iki ülkenin birlikte üstesinden geleceği büyük sınamalar olduğunu ifade etti. Bu sınamaları Avrupa'ya barışın geri gelmesi Avrupa Akdeniz ittifakımızın geleceği ve Akdeniz olarak sıraladı. Yeniden seçilmesi dolayısıyla tebriklerimi ilettiğim Başkan Erdoğan'la birlikte ilerlemeye devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya ve Türkiye'nin yakın ortak ve müttefik iki ülke olduğunu söyledi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte ise NATO müttefikliğine işaret ederek dost ve müttefiklerle birlikte ilişkilerimizi ve çalışmalarımızı güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum mesajını paylaştı. Benzer vurgular içeren bir tebrik mesajı da Kanada Başbakanı Justin Trudeau'dan geldi. Trudeau, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim zaferi dolayısıyla kutlarken, "Ülkemiz derin bağlara sahip güçlü ortaklardır ve bu ortaklığı daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan mesajında normalleşme sürecine vurgu yaptı. Paşinyan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tamamen normalleşmesi için birlikte çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz ifadelerine yer verdi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etti. von der Leyen mesajında Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerini geliştirmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum. Halklarımızın çıkarına olacak şekilde ilişkileri ilerletmek için çalışmak hem Türkiye hem Avrupa Birliği için stratejik önem taşımaktadır dedi. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu dünya basınında da geniş yer buldu. Amerikan CNN kanalı haberinde Erdoğan iktidarını 3. 10 yıla taşıdı ifadelerini kullanırken Alman ZDF kanalı 20 yıldır zirvede yorumunu yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na açık desteğini ilan eden İngiliz Ekonomist dergisinden de itiraf gibi bir analiz geldi. Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dünya basınında geniş yer buldu. Amerikan CNN International Televizyonu Erdoğan'ın seçimleri kazanarak iktidarını 3. 10 yılı uzattığı yorumunu yaptı. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan analiste batılı ülkelerin seçim süresince Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarının sona ermesini umduğunu belirtti. Batı Erdoğan'ın zaferiyle korkuyla umut arasında kaldı denildi. Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini ilan eden oy ver başlıklarıyla seçmeni yönlendirmeye çalışan ekonomist dergisi de itiraf niteliğinde bir habere imza attı. Haberde Erdoğan'ın kaybedeceğine ilişkin söylentilerin fazlasıyla abartıldığı ortaya çıktığı ifadeleri kullanıldı. Alman yeni kuruluşu Deutsche Welle, seçim sonucunu Türkiye seçimleri tarihi ikinci turdan sonra Erdoğan galip geldi başlığıyla verdi. Erdoğan'ın Türkiye'nin en uzun süre görev yapan lideri olduğu belirtildi. Alman ZDF kanalı da 20 yıldır zirvede yorumunu yaptı. Erdoğan'ın seçimleri kazanması Fransız ve İtalyan basınlarında da büyük ilgi gördü. Fransız, Liberation ve Le Monde gazeteleri ne ekonomik krizin ne de depremlerin Erdoğan'ı kazanmaktan alıkoyamadığı vurgusu yaptı. Katar merkezli El Cezire'nin haberinde ise sonuçlar 20 yıllık iktidarını 5 yıl daha uzatan Erdoğan'ın tarihteki yerini mühürlüyor ifadeleri kullanıldı. Seçim sonrasında piyasalarda çok büyük hareketlilikte olmadı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi açılışta %2.50'lik bir yükseliş yaşadı. Bankalar arası piyasada dolar TL kuruysa güne 20 seviyesinde başladı. dolar, avro, borsa. Seçimden sonra piyasalardaki durum merak ediliyordu. 29 sabah hareketlilik az oldu. Borsa yükselişle açıldı. BIST 100 endeksi günde %2,52 artışta 4696 puandan başladı. Dolar seçim sonrası ilk işlem gününe 19 lira 97 kuruştan açılış gerçekleştirdi. Gün içinde 20 lira seviyelerinde işlem gördü. Avro'da seçim sonrası sakin seyrine devam ediyor. Avro güne başlarken 21 lira 41 kuruş seviyesindeydi. Ve altın fiyatları. Ons altın gününe 1944 dolardan, gram altın ise güne 1250 liradan başladı. Bir süre önce Ege'deki uçuşlarını durduran Türkiye şimdi de en büyük deniz takvikatını iptal etti. Yunanistan'ın Kataygis takvikatını iptal etmesine karşılık Türkiye'de Haziran'da yapılacak deniz kurdu takvikatını yapmayacağını duyurdu. Ege Denizi'ni kapsayan dev takvikat yerine taktik eğitimler yapma kararı alındı. Fakat Atlantik Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz ve Ege'deki maksimalist iddialarından ve silahlanma yarışından vazgeçmedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin üstlerindeki namlular halen Türkiye çevrili. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Sırp İlerleme Partisi liderliğini bırakarak yeni bir halk hareketi başlatacağını açıkladı. Sırp lidere destek için düzenlenen mitingde tarihi kalabalığa konuşan Vučić, peş peşe yaşanan silahlı saldırıların turuncu kalkışma hazırlığı olduğunu söyledi. Yabancı devletlerin Sırbistan'a müdahalesine izin vermeyeceğini belirten Vučić, Kosova'daki kargaşaya karşı orduya hazır ol emri verdi. Turuncu müdahale girişimlerine karşı Sırbistan tetikti. Batının hedefinde bu kez Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić var. Sırbistan'da 18 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıların ardından Vučić'i istifaya çağıran eylemler yapıldı. Vučić 11 yıldır liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisi'ndeki başkanlık görevini devretti. Partinin yeni liderliğine Vučić önerisiyle Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucic seçildi. Parti üyeliğine devam eden Vučić bir halk hareketini başlattığını açıkladı. Sırbistan'daki farklı siyasal hareketleri bir araya getirmeyi hedefleyen Vucic girişimine devlet için halk hareketi ismini verdi. Ve Aleksandra Vučića. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yüz binlerce kişi Cumhurbaşkanı Vučić'i desteklemek için umudun Sırbistan'ı mitingi yaptı. Vučić kendisini istifaya çağıran eylemlerin turuncu ayaklanma olduğunu söyledi. Vučić, Asyalı dost devlet istihbarat servislerinin eylemlerin arkasında yabancı istihbarat örgütlerinin parmağı olduğunu rapor ettiğini de açıkladı. <laughs> Mitingde konuşan Sırp lider başından beri tek bir arzuları vardı. Beni devirmek ve Sırbistan hükümetini devirmek. Katliamda hedef alınan çocuklarla dahi ilgilenmiyorlar dedi. Ülkede barışın devam edeceği her saniye için mücadele etmeye devam edeceğini söyleyen Sırp lider Kosovalı Sırplara yapılacak saldırıları görmezden gelmeyeceklerini ifade etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić Kosova'daki kargaşaya karşı orduya hazır ol emri verdi. Ukrayna'ya askeri operasyonu sürdüren Rusya-NATO ülkeleriyle Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler anlaşmasını feshetti. Moskova ayrıca Ukrayna'ya yönelik yardımlarla ilgili Ruslar ölüyor yaptığımız en iyi harcama ifadelerini kullanan ABD'li Senatör Lindsey Graham hakkında da soruşturma başlatıldığını duyurdu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin kısaca AKKA olarak bilinen Avrupa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması'nı feshetti. Tarafların konvansiyonel güçlerine sınırlamalar getiren AKKA, Kasım 1990'da NATO ile Varşova Paktı ülkeleri arasında imzalanmıştı. Rusya, AKKA toplantılarına katılımını 2015'te durdurmuştu. Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li senatör Lindsey Graham hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Graham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile yaptığı görüşmede Ukrayna'ya yönelik silah ve finansal yardımlar hakkında Ruslar ölüyor, yaptığımız en iyi harcama ifadelerini kullanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zahorova, Kremlin sözleriyle ilgili olarak bu öldürme ideolojisinin dünyanın dört bir yanındaki Ukrayna elçiliklerince desteklendiğini biliyoruz. Bunu asla unutmayacağız ifadelerini kullandı. ABD temerrüde düşmeye iki gün kala borç limitinde anlaştı. Dünyada dolar saltanatı yıkılırken ABD'de yaşanan nakit sıkıntısı biraz daha ötelendi. Cumhuriyetçiler ve demokratların uzlaştığı anlaşmayla borç limiti iki yıllığına artırıldı. Amerika Birleşik Devletleri nakit sıkıntısına düşmekten son anda kurtuldu. Haftalarca süren müzakerelerin ardından Biden yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti uzlaştı. Borç limitinin 2 yıl uzatılmasına karar verildi. Beyaz Saray, Cumhuriyetçilerle prensipte anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Gün içinde defalarca telefonla görüştüğü temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy'nin anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Anlaşmanın içeriği hakkında bilgi verdi. Feci bir temerrüde, ekonomik resesyona, emeklilik hesaplarının mahvolmasına ve milyonlarca işin kaybedilmesine yol açabilecek bir durumu önlüyoruz. Anlaşmadan ne cumhuriyetçiler ne demokratlar istediğini elde etti. Yüksek vergi ve hükümet programları anlaşmaya dahil edilmedi. Bir uzlaşıyı temsil eden anlaşmaya göre ekonomik krizi ötelemek adına harcamalar kısılacak. ABD'li çalışanlar için kritik programlar korunacak. Cumhuriyetçilerin lideri McCarthy de anlaşmayla harcamalarda tarihi düşüşler olacağını kaydetti. Yoksul ABD halkına yeni istihdam alanları sağlayacak reformlar içerdiğini ifade etti. Right now we're in an for our ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, borç limitinin artırılmaması halinde 5 Haziran itibariyle nakit sıkıntısı yaşanacağını açıklamıştı. Almanya Solingen'de 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı. 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan ve 5 Türk'ün hayatını kaybettiği evin önünde anma töreni vardı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise yaptığı açıklamada Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırkçılığın arttığına dikkat çekti. Merhabalar. Hem Almanya'nın Solingen kentinde hem de Türkiye'de anma törenleri düzenlendi. Almanya Solingen'de 30 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırıda yaşamını yitirenler anıldı. 29 Mayıs 1993'te genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce, Hatice Genç, Gülistan Öztürk, Hülya ve Sayma genç hayatını kaybetmişti. <laughs> Yakalanan failler Markus Gertman, Felix Könen, Christian Reher ve Christian Borcholtz hapis cezalarını çektikten sonra tahliye edildi. Kimlikleri gizli tutulan saldırganlar yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor. Alma mesajı paylaşan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Solingen saldırısından bu yana Avrupa'da ırçılığın arttığına dikkat çekti. Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığıyla hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye sadece belirli bir topluma ve bireylere değil, tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir. Ana haber bültenimiz devam edecek. Ana Haber Bültenimiz devam ediyor. 2023 yılı dikey geçiş sınavı başvuruları başladı. Başvurular 5 Haziran'a kadar yapılabilecek. Depremzedelerdense başvuru ücreti alınmayacak. Açıklama ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'dan geldi. 16 Temmuz'da yapılacak dikey geçiş sınavı için başvurular alınmaya başlandı. Başvuru süresi 5 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ais.osyme.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM ada işlemleri mobil uygulamasından başvurularını yapabilecek. Bu yıl sınav için deprem başvuru alınmayacak. Açıklama ÖSYM'den geldi. Başkan Bayram Ali Ersoy konuyu yazılı açıklamayla duyurdu. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas, Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralara ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Ersoy Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı ve Kamu Personel Seçme Sınavı başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret alınmadığını, bu tutumu sürdürmeye devam ettiklerini belirtti. Aydın'ın İncirliova ilçesinde sağnak etkili oldu. Yalkıdere çayı taştı. Bazı ev ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Bilecik'in İnhisar ve Bozüyük ülkelerinde de şiddetli yağış nedeniyle bazı tarım arazilerinde ve köy yollarında hasar oluştu. Deriler taştı, bazı ev ve sokaklar su altında kaldı. Tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Görüntüler şiddetli yağışın vurduğu Aydın ve Bilecik'ten. Aydın'ın İncirli Ova ilçesinde akşam saatlerine başlayan sağanak etkisini artırdı. Yalkı dede çayı taştı, köprünün demir korkulukları yıkıldı. Taşkın sunucu çay kenarındaki bazı evleri su bastı. İş makineleriyle ev ve sokaklardaki suyun tahliyesiyle çay yatağının genişletilmesi için çalışma yapıldı. Bilecik'in İnhisar ilçesi Koyunlu köyünde yol sağanaktan dolayı hasar görmüş ve geçici olarak onarılmıştı. Akşam saatlerinde bastıran yoğun yağıştan yine etkilendi. Söğüt i̇nhisar Karayolu'ndaki Koyunlu köy yolu ayrımı ulaşıma kapandı. Yakacık köyü de selden zarar gördü. İnhisar'da domates ve salatalık ekili seralarda zarar oluştu. AFAD İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespitine başlandı. Bozüyük ilçesinde de Yeşilkent mahallesinde bir aldı su baskını yaşandı. Sanayi Caddesi'ndeki alt geçitte sağanak yüzünden araçlarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İzmir Körfezi için müsilaj uyarısı geldi. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici Körfez'de artan müsilaja dikkat çekerek yaza doğru bu müsilajın artacağını belirtti. Geçen dönemde Marmara Denizi ile gündem olan müsilaj İzmir Körfezi'nde de görüldü. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Erol Kesici yaptığımız araştırmalarda Körfez'de deniz salyası oluşumu tespit ettik dedi. Salyalaşmanın başladığını ve denizin e, dip çamuru dediğimiz kısımlarında peltemsi yapıların giderek arttığını ki bu çok büyük tehlike. Orada bir ölü toprağı gibi yayıldığını görmekteyiz bir, bir daha çok kıyı kesimlerinde. Yıllardır İzmir Körfezi'nde incelemelerde bulunan kesici önlem alınmazsa müsilaj oranının yaza doğru artışa geçeceğini belirtti. Ege Denizi'nde, Körfez'de bilhassa müsilaj tehlikesi var. Müsilajın illa yüzeye çıkmasını beklemek gerekmiyor. Biraz önceki yaptığımız araştırmalarda da gördük yosunların çürümesi sonucu meydana gelen pelteleşme olaylarını gördük. İşte bu da bir müsilaj. Uzmanlar Marmara Denizi ile İzmir Körfesi'ndeki alt türünün birbirinden farklı olduğunu söylüyor. Hem deniz marullarının hem de makroskobik kırmızı su yosunlarının giderek arttığını görüyoruz. Halbuki gerek deniz marulları gerek kırmızı yosunları su yosunları çok faydalı organizmalar. Ama bunların miktarı artınca bu sefer ne oluyor? Artık çürümelere, kokuşmalara ve kendilerinde besleyemez hale oksijeni üreten canlılar oksijen tüketir bir hale gelmiş oluyorlar. Azot miktarı çok fazla. Ağır metaller yine aynı şekilde çok fazla bir miktarda belirlenmiş oluyor ki bu da bu kirliliklerde, bu şekilde oluşan kirlilik de bunun göstergesi. Kesici çözüm olarak körfezin temizlenmesi ve atık suların körfeze akıtılmaması gerektiğinin altını çizdi. Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan milli boksör Buse Nas Çakıroğlu, Paris Olimpiyatları'nda kota verilecek Avrupa Oyunları'nda zirveye hedefliyor. Bu hedef için de yoğun çalışıyor. Milli boksör Buse Nas Çakıroğlu, Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için yumruk sallayacak. Oldukça güzel başladık, tempolu başladık. Ee, önümüzde Haziran ayında yapılacak olan bir Avrupa Oyunları Şampiyonası var. Ee, ekstra bizim için daha önemli çünkü e, Olimpiyat kotası veriyor. Yaklaşık bir 7-8 aydır bu turnuva için hazırlanıyoruz. Her şey yolunda şu an. Çakıroğlu Tokyo Olimpiyatlarında gümüş madalya kazanmıştı. Şimdi gözünü Paris Olimpiyatlarına dikti. Öncesinde de 22 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Oyunlarında zirveyi hedefliyor. Paris olimpiyatları için ekstra bir heyecanlı, ekstra da umutluyum. Ee, i̇lk ayağı tabii ki Avrupa oyunları. Burada vize alacağız. Eğer istediğimiz gibi gitmezse önümüzde bir dünya elemesi daha olacak. Ama ben e, 6'da 6 yapacağımızı düşünüyorum. Özellikle Avrupa oyunlarında. Çünkü takım olarak Avrupa'da da çok iyi durumdayız. Bu senaz hazırlıklarını Kastamonu'da Kadıdağ kamp merkezine sürdürüyor. Turnuvaya günde çift idmanla hazırlanıyor milli boksör kutu alıp Paris Olimpiyatlarına katılmak ve burada da bu kez birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor. Paris'te de yani aldığımız o iki önemli tarihi olimpiyat madalyasını belki de 6'da altı taşlandıracağız. Güzel olacak yani. Arıda El Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırın yakıt deposundaki gizli bölmede 537 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu sürücü tutuklandı. <laughs> Uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik etkili operasyonlarla zehir tacirlerine darbe üstüne darbe indiriliyor. Ardıda yarım tondan fazla sıvı uyuşturucu ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler narkotik dedektör köpeklerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Gürbulak sınır kapısından ülkeye giren ve batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı değerlendirilen İran plakalı tırı durdurdu. Arda Ertuğrul'un karayolu üzerinde bulunan şeker kavşağı narkotik uygulama noktasında yapılan aramalarda tırın yakıt deposundaki gizli bölmede 537 kilo 250 gram sıvı sentetik uyuşturucu bulundu. İran uyruklu sürücü sevk edildiği hakimi tarafından tutuklandı. Edirne'deyiz. 56.500 dönüm araziyi suyla buluşturacak Çömlekköy Barajı bölge ekonomisine de katkı sağlayacak. 11 köyün yararlanacağı Çömlekköy Barajı ve Sulama Projesi sulu tarımın daha geniş alana yayılmasını hedefliyor. Projenin ihalesi 6 Haziran'da yapılacak. Müzik Baraj on binlerce dönüm araziyi suyla buluşturacak. Bölge ekonomisine katkı sağlayacak. Burası çeltik, ayçiçeği ve buğday üretiminde ağırlığı olan Edirne. Bulgaristan sınırındaki ilk baraj projemiz. İnşallah bu projelerin bir an önce bitip üreticilerimiz suyla oluşturmak gerektiğini düşünüyorum. Merkez Vella La ilçesine bağlı 11 köyün yararlanacağı Çömlek Köy Barajı ve sulaması projesiyle sulu tarımın daha geniş alana yayılması hedefleniyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda işte sulama yatırımları çoğalarak kendi kendimize yetebilen bir ülke gelmek istiyoruz. Biz üreticiler olarak zaten elimizden gelen en iyisini yapmaya, üretmeye çalışıyoruz. İnşallah devletimizin de desteğiyle daha da iyi olacağına inanıyorum. Baraj projesiyle 56.500 dönüm arazi suyla buluşacak. Bölge ekonomisine katkı sağlanacak. Projenin ihalesi 6 Haziran'da yapılacak. İnşallah onun da ihalesi yapılır. Baraj başlar ve bir an önce üreticilerimizi de suyla buluşturursak yani bölgemizde kuraklıktan çok bahsetmiyor oluruz. Yani kurak olsa da en azından sulayarak ürünümüzün işte bu yıl kötü oldu verim alamadık gibi şeyler yaşamayız. Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı sulama olanaklarının genişlemesiyle tarımdan Elde edilen gelirin artacağını söyledi. Bu yılın başında kış kurak geçince nehir debilerimiz düşüktü. Çeltik üreticileri düşünmüyordu yani eksen mi ekmesen mi? Şimdi büyük bir çoğunluğu çeltik icarlarının ödemiş durumdaydı. Tereddütteydi bu yağışlarla beraber nehir debilerimiz düzeldi. Şu an üreticimiz biraz daha rahatladı. Ama baraj projeleri olduğunda e, o barajdan işte nehre su salıp bu sıkıntıyı da ortadan kaldıracak. Yani sade otunca değil aşağıya doğru Meriç Niyeri'nin boyundaykenlere de destek olacaktır bu. Tatilcilere, sosyal medya ortamlarındaki aldatıcı ilanlara şüpheyle yaklaşın uyarısı yapıldı. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, Dolandırıcılık olaylarına karşı rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiği belirtildi. Hayat şartları belli, piyasa şartları belli, tüketicimiz bile bile lares olmasın. Yaz kapıda tatil planları yapılıyor. Uzmanlar tatilcileri uyarıyor. Sosyal medya ortamlarındaki aldatıcı ilanlara şüpheyle yaklaşın. Çok uygun fiyatlı ilanlara tüketicimiz şüpheyle yaklaşmalarında fayda var. Böyle yaklaşırlarsa aldatılma ihtimalleri azalmış olur. Özellikle son yıllarda tatil üzerinden dolandırıcılık olayları arttı. Bu nedenle tüketicilerin rezervasyonlarına ciddi bir araştırmanın ardından yapmaları gerekiyor. Tüketicimiz öncelikle firmanın ticaret bakanlığında vesaire yerlerde vergi kayıtlarından, Mersis sisteminden araştırmalar. Bir de böyle bir işletmenin, seyahat ajantasının veya turistik tesisin olup olmadığının sorgulamasını Tursap'tan e, kod sorgulama yöntemiyle yapabilirler. Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Avukat İbrahim güllü rezervasyonların resmi siteler üzerinden yapılması gerektiğini belirtti. Sosyal ağlardan ziyade web siteleri üzerinde, ticari siteler üzerinden alışveriş ve e, hizmet almayı tercih etmeliyiz. Gülü, sahte tatil rezervasyonları nedeniyle çok sayıda şikayet aldıklarını ve vatandaşların maddi kayıplar yaşadığını belirtti, tatilcileri önerilerde bulundu. Bizim önerimiz tüm ödemelerin resmi kanaldan yani banka üzerinden yapılması ve mümkünse de hizmet alımından sonra ödemenin yapılması. Eğer bu mümkün değilse ödemenin tamamını değil bir kısmını gönderip bir kısmı hizmet sonrasına bırakılabilirse en sağlıklı yol olur. Gülü, hak talepleri ve itirazlarla ilgili yazışmalarda sonuç alınmaması durumunda tüketici hakemiyetlerine başvuruda bulunulmasını önerdi. Her kaymakamlık bünyesinde bulunan tüketici il ve ilçe hakemiyetliklerine başvurabilirler. 66 bin ve üzeri bir uyuşmazlık söz konusuysa bu durumda da tüketici mahkemelerine ara buluculuk görüşmesinden sonra başvuru yapabilirler. Güney Çin denizinde iki ticari gemi battığında 100 bin parçadan oluşan porselenler ve işlenmiş kütükler keşfedildi. Çinli yetkililer keşfin İpek yolunun deniz bölümü hakkında önemli ipuçları sağlayacağını belirtiyor. Çin, sualtı arkeoloji çalışmaları kapsamında çığır açıcı iki büyük keşif yapıldığını duyurdu. Çin Devlet Kültürel Miras İdaresi, Güney Çin denizinde iki ticari gemi battığında yaklaşık 100 bin parçadan oluşan antik kalıntılar bulunduğunu açıkladı. Ming Hanedanı'nın Çin'i yönettiği 15. yüzyılın sonlarına ve 16. yüzyılın başlarına tarihlenen gemilerin birinde porselen eşyalar, porselenlerin yapımında kullanılan devasa fırın kalıntıları, kaseler, tabaklar, kavanozlar ve şişeler bulundu. Diğer gemide ise çok sayıda kütükle, az sayıda kilden yapılmış kaplara ve yine porselen eşya kalıntılarına rastlandı. Trabzon hurması ağacına ait olduğu belirlenen kütüklerin Çin'in deniz aşırı ticaret alış alışverişlerinde İtalya'dan önemli ürünlerinden olduğu saptandı. Çinli yetkililer gemilere ilişkin kapsamlı incelemeler yapabilmek adına bir yıllık eylem planı hazırladığını duyurdu. Keşfin Çin'i diğer Asya ülkeleri ve ötesine bağlayan eski ticaret yolu olan İpek yolunun deniz bölümü hakkında da önemli ipuçları sağlayacağı belirtiliyor. Doğa severlerin rotası bu kez de Ardahan'ı gösterdi. Şerefin Dağı ve 3 Tepeler bahar ayının gelmesiyle önce renklendi sonra da dağcıları ağırladı. Türkiye Dağcılık Federasyonu üyeleri bölgede yürüyüş yaptı. Ardahan'da bulunan Şerefin Dağı ve 3 Tepeler baharın gelmesiyle herkesi kendine bir kez daha hayran bıraktı. Eşsiz güzellikteki bölge dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında önemli bir yer haline geldi. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 9 kişilik grup, bahar renklerinin hakim olduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı. Yaşlarla canlanan tepelerde doğayla baş başa vakit geçiren ve piknik yapan dağcılar günü 14 kilometrelik yürüyüşle tamamladı. Federasyonun il temsilcisi Muhammed Yıldırım, Şerefin Dağı ve Üç Tepeleri görmek ve tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bugün dağcı arkadaşlarımızla birlikte ve Kars'tan gelen dağcı arkadaşlarımızla birlikte Göle ilçemizde halk tarafından Şerefin Dağı olarak adlandırılan mevkide bir doğa yürüyüşü düzenledik. Canlanan doğayı arkadaşlarımızla birlikte gezmek istedik. Bu güzellikleri yerinde görmek istedik. Bütün doğa severleri dilimize bekliyoruz. 4 Haziran'da yapılacak 8. Uluslararası Edirne Maratonu'nda deprem zedeler unutulmadı. Maratonda 11 atlet Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıma uğrayan 11 ilin plaka num numarasıyla koşacak. Cumhuriyet'in 100. yılında 100 atlet Edirne'de koşacak. Maratonda deprem bölgesine de destek verilecek. 8. Uluslararası Edirne Maratonu 4 Haziran Pazar günü yapılacak. 50'si yabancı, 1000 atletin yarışacağı maraton ilde heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda da Gençlik Spor Bakanlığımız şöyle bir faaliyette bulunuyor. Bu yıl Edirne Maratonu'nda 11 tane atlet 11 ilim plaka göğüs numaralarıyla ee, ve bakanlığın ile Maratonun bu sene daha anlamlı olmasının sebebi tam da bu. Balkan ülkeleri dostluk grubu spor kulübü başkanı Akta deprem destek olmak moral ve motivasyonlarını arttırmak için 11 atletin 11 ilin plaka koduyla koşacağını söyledi. Kente yaşayan depremzede çocuklarda maratonda Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği üyeleriyle atletleri fotoğraflayacak. Pazar günü gerçekleşecek maratonda atletler 10 ve 21 kilometrelik parkurlarda koşacak. Efendim Ürdün'ün güneyinde yer alan Rum Vadisi'nde ziyaretçi eksik olmuyor. Kayaların üzerine yazılı olan ve aynı zamanda kaybolmaya yüz tutmuş Semudi dili turistlerin ilgi noktası. Bölgedeki rehber Muhammed Dimyan gezi esnasında bu dili kullanıyor aynı zamanda ziyaretçilere de öğretiyor. Görüntüler Ürdün'ün Rum Vadisi'nden. Ziyaretçi eksik olmayan bölgede kayalara yazılmış Semudi dilinden birçok eser yer alıyor. Yes. Unutulmaya yüz tutmuş Semudi dili rehber Muhammed Dimyan tarafından turistlere bölge anlatılırken kullanılıyor. This one. Aha. Why? Dimyan, kaya resimleri, duvar yazıları ve tapınaklarda yer alan bu dili turistlere gezi esnasında göstererek öğretiyor. Evet. Rum Vadisi tüm güzelliğinin yanı sıra Semudi diline merakı olan ziyaretçilerini de bekliyor. Ve Mana Haber Bültenimizin de sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olabilmek arzusundayız. Saat 21'de başkent temsilcimiz Yakup Aslan konuklarıyla içinden geçtiğimiz seçim süreci ve bundan sonraki sürece dair başkent kulislerine yansıyanları ve konuklarıyla sizlerle birlikte olacak. İyi akşamlar.